Arkadaşlar kardeşim evleniyor. Normalde şöyle olurdu ya, abim damatı oluyor, sırada bana geliyor. Biz de birazcık tersi olduk. Biz de düğüne gideceğiz. Arkadaşlarımla birlikte düğüne gideceğiz. Düğün Samsun'da. Yarın sabah yola çıkacağız. Biraz Samsun'u falan da gezeceğiz arkadaşlarımla. Ben de bu yolculukta bana eşlik edin istiyorum. Tişörtüm nasıl? Tişörtüme bakar mısınız? Arkadaşlar Emma Darcy ile tanıştım, bakın. Şaka gibi. Kraliçe Rhaenyra, kraliçem, 7 krallığın gerçek ve tek hükümdarı. Hem Emma Darcy'yi çok seviyorum, hem Rhaenyra'yı çok seviyorum. İngiltere'deyken tiyatro çıkışında Emma Darcy ile tanıştım. Çok tatlı birisi, o kadar güzel ki gerçekten aşık oldum yani. Ben de kendime hemen House of Dragon izleme tişörtü yaptım. Çok güzel. Bir şeyleri sevince ben gerçekten. Ben bir şeyleri... Neyse. Bu akşam sinemaya gideceğiz. Yaren'le ters yüze gideceğiz. Arda da gelecek. Yaren Gıpta'yı seslendiriyor biliyorsunuz. Birlikte izleyeceğiz filmi bir kez de. Bu benim 4. izleyişim olacak. İlk 3 izleyişimde de ağladım. Hesaplarıma göre böyle 26-27'de falan ağlamayı bırakırım gibi duruyor. Sinemaya gitmeden eksik birkaç şeyim var. Onları alacağım. Bir kemer bakacağım. Yolluk bir şeyler hazırladım. Biliyorsunuz ben böyle bir şeyler yapmayı severim. Ekşi mayalı poğaça ve börek hazırladım. Kek yapacağım bir de. Akşam yapacağım onu. Yolda arkadaşlarımız yeriz diye. Bir yandan acaba valizi erkenden hazırlasam çıksam aradan diye düşünüyorum. Ben konuşmayı çok seviyorum. Şimdi 5 gün boyunca konuşursam bu video 5 saat olur. Ne yaparız? Ben bavul hazırlamak, bakın bu konuda çok kötüyüm. Çünkü çok şey koyuyorum bavula. Matematiğim yetmiyor. Mesela örnek vereceğim. 3 gün mü kalacağım? 3 tane tişört, 3 tane de alt işte şort ya da pantolon bir şey koyuyorum. Ya üstüme bir şey dökülürse? Yedek birer tane daha koyuyorum. Bir tane daha tişört koyayım. Ne olur ne olmaz. Şimdi ya soğuksa? Bir şey daha koyayım. Lan 3 gün kalacağım. 3. Şimdi bavulumu hazırlamaya geçiyorum. Bakın. Böyle gün gün ayırdım. 1. gün, 2. gün, 3. gün düğün falan diye ayırdım. Yoksa beceremiyorum. Ceketim falan biraz kırışmış ama orada ütülerim nasıl olsa diye düşündüm. Ceketi nasıl ütüleyeceğim bilmiyorum. Şöyle tişörtleri koyayım şöyle. Seyahatten yeni geldiğim için bu küçük tüplere koyduklarım daha bitmemişti. Direkt onları koyuyorum. Lens solüsyonu. Lens ve yedek lens. Birkaç ilaç. Saç şekillendirici. Tıraş makinesi. Tıraş makinem yeni bu arada, bunu da göstereyim size. Philips'in One Blade'ini kullanmaya başladım. Çok memnunum. Ben jilet kullanamıyorum yani, cildim çok hassas ve çok kızarıyor. Hemen kabarmaya başlıyor. O yüzden tamamen makineyle tıraş oluyorum. Makineyle tıraş olurken de böyle sinek kaydı olmuyorum. Hep kirli sakallıyım farkındaysanız. Sakalım uzadıkça aynı boyda kısaltıyorum. Bunun başlıkları sayesinde yanından 3 tane sakal için başlık çıkıyor. 1 numara, 3 numara, 5 numara. Ben genellikle böyle favorilerime yakın kısmı biraz daha kısa kesiyorum. 1 numarayla kesiyorum. Sonra biraz daha böyle çeneme yakın yerleri de 3 numarayla kesiyorum. Ve çok memnunum. Gerçekten çok kolay kullanımı. Hem sakal hem vücut için kullanılabiliyor. Yanında vücut için de başlıklar çıkıyor bu arada. Islak ve kuru çalışabiliyor. Hafif nemliyken mesela sakalınızı şekillendirebiliyorsunuz. Bunu çok seviyorum. Şuralarım mesela, buralarımda çıkan sakalları falan bununla sıfır olarak çok güzel alıyorum. Şarj da güzel gidiyor. USB ile şarj oluyor. Böyle ayrı büyük bir adaptör ya da şarj ünitesi taşımanıza da gerek kalmıyor. Ve boyu falan da çok güzel olduğu için böyle seyahatlerimde de hop çantamın içine çok kolay atıyorum. Düğünden önce zaten sakallarımı falan bir düzeltirim. Birazcık dağınık şu anda. Bu çantanızı bu şekilde hazırlamış olduk. Bakar mısınız? Düzene bakar mısınız? Merhaba. Bir de şeye gidiyoruz. Inside Out'a. Ben ilk defa izleyeceğim. İnanır mısınız? Spoiler yemedim. Yani House of Dragon'dan yedim. Bundan yemedim. Ama öyle çok spoilerlık da bir film değil ki. Riley yani ölüyor falan diye bir şey yok yani. House of Dragon'da birileri ölüyor çünkü yani. Mesela Burak'tan spoiler yedim ama. Burak bak, eğer bu videoyu izliyorsan bak gerçekten bu konuda bozuşacağız. Çok spoiler veriyorsun. Bence de çok spoiler veriyorum. Ben senden yedim spoiler. Veriyorsun. Burak filmin adı ne kanka Burak bu arada? Inside Out'tan bir tane spoiler yedim, onu da Burak'tan yedim. Vakasya'ya gidiyoruz. Ben kemer, videonun başından beri 30 kere dedim ki kemer alacağım. Bir kemer alayım da rahatlayayım. Evet. Arda da geliyor düğüne. Ben de gidiyorum. Aslında hepimiz gidiyoruz. Hepimiz gidiyoruz bu arada. 7 kişi olacağız. Samsun'a gideceğin için heyecanlı mısın? Samsun'a gideceğim için heyecanlıyım. Türkiye'nin en ünlü Atatürk heykeli Samsun'da. Ona gideceğiz işte. Şaha kalkmış at. Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi sizi yepyeni bir duyguyla tanıştıracağım. Ben Gıpta. Masadan bir... çıkışımı görmeliydiniz ama. Evet, bir daha çıkar mısın masadan? Ben Gıpta. Saçın ne güzel.
Aa, saçın ne güzelmiş. Harika. Biz şimdi buluştuk, sinemadayız. Ben değil mi? Çok beğendim. Ben. Peki favori duygun hangisi? Gıpta. Şaka yaptım. Gıpta değil, utanç. Utanç çok tatlı. İkonik, evet. Çok tatlı. Ben bıkkınlığı çok sevdim bu arada. Evet. Bu kadar seveceğimi düşünmüyordum. Çok umursamaz, kafasını bile kaldırmıyor sürekli böyle. Birazdan filme gireceğiz. Heyecanlı mısın? Ben hala heyecanlıyım. Çok utanıyorum, heyecanlı. Birkaç kez izlediğim filmlerde hep şey oluyor. Ana hikayenin haricinde bir şeyleri takip etmeye çalışıyorum. Mesela atıyorum. Evet, işte o sahnede tiksinti ne yapıyor? O sahnede korku ne yapıyor? Böyle küçük şeyleri izliyorum. O yüzden her seferinde yepyeni bir şey keşfediyorum ve çok hoşuma gidiyor bu. Mısır almazsak sanırım şekerim düştü ve bayılacağım. Beğendin bence mi? Birincisinden daha güzeldi. Wow. Ama bu bana daha çok hitap etti. Sonuca bağlamadan nereye bağlayacağını anladım. Orada başladım ağlamaya. Günaydın. Şimdi bavullarımızı yerleştirdik. Sabah uyanan. Ben çok heyecanlıyım. Şunu alayım buradan. Hadi gidiyoruz. Şu an 7 saat 15 dakika gösteriyor. Ahmetlerle buluşma gidiyoruz. Ben basıyorum o zaman. Hayır. Hoş geldin. Dışarıdan yiyecek getiremiyormuş size. Çok güzel patatesli börek yaptım. Biz de o yüzden burada buluşmuyoruz. Erken buluştuk. Kek, börek payımız da olup öyle devam ediyorum. Çok tuhaf bir araç değil mi ya? Uzay makinesine şeyine benziyor. Böyle mi oturuyorlar içine? İçine böyle mi oturuyorlar bunun? Az ben de oturacağım. Bir şey söyleyeceğim. Rahatmış da ha. Şimdi bunlar Starbucks'ta Tan'ın yaptığı börek ve poğaçayı yemek istediler. Ben çok gerildim. Çünkü ben kurallara çok uyan bir insanım ve kapıda dışarıdan yiyecek içecek getirilmez yazıyordu. Videonun başından beri kek, börek, pasta, çörek bahsediyoruz. Gözde arabada tutmuş yapıyor, onu çekiyor. Suç bu arada, köpeği yalnız bırakmışlar. Pardon. Bu nefes alabiliyor mu? Sen mesaidesin sanırım. Biz şimdi size pasta börek ayarlıyoruz. Büyük olan paketi biz alalım. Bunu biz alalım, bunu onlara verelim. Onda hiç poğaça yok ama. Tamam, et payeteceğim. Bak gel, yakından çek. Nasıl güzel yapmışım, bak. Çok iyi görünüyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam, hadi. Gözde mikrofonu açık unutup köle diye bağırmış. O zaman dikkatli gidin. Hız yapmayın. Bravo. Emniyetli kemerinizi takın. Evet, çok keyifli görünüyor gerçekten. Buraya da masa kurdular. Arda geçti şu anda direksiyona. Ben de DJ Taha olarak müzik açıyorum. Başım dolmuş şu an. Samet arkadaşımız bize fıkra anlatacak şimdi. Koyarken bunu koyamam. Ben bir tane anlatayım. 3 tane vampir yarasa. Bunlar iddiaya girmişler. İddialarına göre de kan emecekler ve emdikleri kanı anlatacaklar falan. Bir tane yarasa uçmuş. Ağzı burnu kan içerisinde gelmiş. Demiş ki neyi ne yaptın anlat demişler. Bu da demiş ki şuradaki demiş binayı görüyor musun? Evet demiş. Binanın altında bir araba var. Arabanın şoförünü görüyor musun orada? Baygın bir şekilde duruyor. Evet demiş. İşte ben onun kanını yaptım. Oha demişler, çok iyi. Sonra ikincisi uçmuş. Geri dönmüş, ağzı burnu kan içerisinde. Demişler ne oldu? Şuradaki ağacı görüyor musun demiş. Evet demiş. İşte o ağacın altında demiş bir tane adam duruyor, onu görüyor musun demiş. Evet demiş. İşte ben onun kanını yaptım. Vay demişler, çok iyi falan. Sonra üçüncü yarasa gitmiş. Ağzı burnu kan içerisinde dönmüş. Demişler ne yaptın? Şurada demiş bir duvar var, görüyor musun? Evet demişler. İşte ben duvarı görmedim. Ben hala kendi fıkrama gidiyorum. Hızlı geçiyor yolculuğunuz. Hızlı geçti lan. Evet, sandığım kadar şey olmadı. Bir gündüz yolculuğu çok uzunmuş gibi gelir genelde. Çok saat geçti. Bayağı oyalandık ama evet. Abi bitmedi, hissiyatına girmedi. Nereye gidelim orada? Ben konum atacağım sana şimdi. Sen baba. Oğlum neredesiniz? 8 dakika kaldı.
8 dakika. Oğlum ben aşağı ineyim o zaman. Enes nerede? Enes altta kendi evinde. O indi sanırım. Bir araba geldi çünkü. Öyle mi? Aha. Ha, dur ben de ineyim. Tamam. Tamam iniyorum ben de. Geldik. Baba. Hoş geldin. Telefon çaldım adına girdim. Ha? Hoş geldin. Damat bey. Ne haber? Çok güzel çıkıyor şu anda. Buram. Damat. Buram. Düğün kombinimi buna koydum. Tenis raketi çıkardın sandım ve çok şaşırdım öyle. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Sen? Sen de heyecanlısın. Kardeşim damat olmuyor. Hadi bakalım. Bedo'ya dedim. Bedo'yla dans provası yapacağız. Tamam. Bizimkileri kalacakları yere yerleştireceğiz. Eşyalarını bırakacağız. Tamam hadi. Biriniz ayrılalım. Ahmet'in bu kimi? Gönder mi? Hadi geçin oturun. Afiyet olsun. Gözlüğü kapattım. Bu adam kim? Kadını kapatmış. Bu ne bir şey söyleme gerçekten. Şimdi Enes'in evine iniyoruz. Çekecek mi? Orada evet, maç izleyeceğiz. Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Hoş geldiniz buyurun efendim buyurun bakalım. Nasıl salonumuz? Ev yeni kokuyor gerçekten. Sade olsun sade. 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 Sonra mutfak. Burada misafir odamız gelen mesela Arda Brom. Geldim burada yatıyorsun. Tamam. Burayı açıyoruz burada yatıyorsun. Anlaştık. Arda Brom. Televizyon var mı burada? Televizyon daha yok. Olacak sırayla da yeni yürüyoruz. Burası. Burada star atıyorsun. Burada star atıyorsun. Ayna var mı ayna? He orada ayna. Yatak odamız. Bunlar katlanacak. Satmak isteyen katlanacak. Kocaman balkon var ya. Dur, bir şey söyleyeceğim. Dur da esas balkon diğer içeride. Masamız, iki tane sandalye karşılıklı iki kişi olduğumuz. Balkonumuz. Yürüdük kanka. Ben normalde kapalı pide hiç sevmem ama hani bu bayağı iyiydi yani. Güzeldi. Beğendim. Çıtır çıtır. Soru nedir? Samsun pidesi hakkında düşüncelerini alıyorum. Çok beğendim. Hiç denediniz mi Samsun pidesi? Daha önce hiç yememiştim. İlk defa yiyorum Samsun pidesini. Ben de kapalı pide çok garipserim normalde ama o güzeldi. Ki siz daha önce hiç Samsun pidesi yemiş miydiniz? Yemiştim. İstanbul'da yedim ama bu kadar güzel. Samsun'da? Yok Samsun pidesi yedim ama Samsun'da yemedim. İstanbul'da yemiştim. Buradaki çok iyiymiş. Peki neli tercih ettin pidenin? Normalde sucuklu kaşarlı tercih ederim ama. Olmaz. Olmaz. O kıymalıdır o. Ya kardeşim bir atlayın bir durun. Yememiştim. 3 çeşit dedim. Peynirli yedim. Sucuklu kaşarlı yiyen bendim. Bir de kıymalı kaşarlı yedim. Beğendim. Daha önce hiç Samsun pidesi yedin mi? Daha önce hiç Samsun pidesi yemedim. Hayır yedim. Çok severim ben Samsun pidesini. Şimdi pidemizi yedik. Şehri gezmeye başlayacağız. Şimdi Atatürk Anıtı'na gidiyoruz. Bandırma Vapuru'na gideceğiz ve Gazi Müzesi'ni gezeceğiz. Hızlı bir Samsun turu yapacağız bugün. Thank you.
kelleleri açıyoruz çocuklar. Atatürk'ü kucaklar gibi. Az gelinliğim diliyorsun. Ha. Bunlar Atatürk ve silah arkadaşları. Bu esas bandırma vapuru değil. Gezilebilen ve müze olan bu değil. Samsun'un ayak bastığı yer burası. O yüzden temsilen heykelleri yapmışlar ve bandırma vapurunun temsilini yapmışlar. Gezilebilen ve gerçek boy bir bandırma vapurunu da ileride müze olarak var. Oraya da gideceğiz. Burası da Mecidiye Caddesi. Öyle gidiyor. Kaldığımız yapamak bir Atatürk'ün yatağını evinden getirerek serdi bu yorgan. Nasıl şey, Google görseller sergilemiş. 30 Ağustos postu için sosyal medya yöneticileri yapmış bu sene. 55 der misin? Samsunlu gibi. 55. Şimdi ben yapamıyorum ya. 55. Belli der misin? Belli. 50. Rank. Ay olmadı dur. Rank. 50. Belli. Rank. Gerçek bir Samsun. Çok güzel bir gülümsemen var. Yoksa sen de... Samsunlu musun? İşte şimdi gerçek Samsunlu'yla test ediyoruz. 50, belli, renk, 55. 50, 55, renk, belli, Cengiz. Cengiz çok iyiymiş. Cengiz, Cengiz. Ne demiş Mevlana? Eline, beline. Bırak bu Ali Cengiz oyunlarını. Bakın burası benim lisem. Atatürk Anadolu Lisesi. Çok güzel. Şimdi Bafra bal kaymak yemeye geldik. Ben çok seviyorum bu dondurmayı. Koyduğunuzun damla çikolataları değil mi? Diğeri de neyli dediniz? Şu bal kaymağın yanındaki hemen. Çok güzel, çok seviyorum. Çok güzel. Dondurma o kadar güzel ki bir daha aldık. Evet, kültürel gezimize bandırma vapuru ile devam ediyoruz. Şimdi Doğu Park'a geldik. Bandırma Vapuru Müzesi'ni gezeceğiz. Selam, dur! Milli Mücadele Seramik Müzesi var. Yemek yemeye geldik şimdi. Ay ben yandım mı ya? Yanmışım biraz. Yandık diyor işte. Burnum mu kırmızı değil mi? Benim burnum kırmızı mı şu anda? Kırmızı. Yanımda yok. Nereden verelim? Neyse yerim. Neyse şu anda çok keyifli. Azıcık bunu alabilir miyim? Yani bol nasıl açısın. Evet. Çiçekten alabilir miyim? Alabilirsin. Amazon yolunda devam ediyoruz ama öbür tarafı göstermem gerekmiyor mu şu an? Amazonlar. Heykeltıraş Amazon yapmış. Burası Amazon Nehri. Buradaki insanlar bizim arkadaşlarımız. Evet, şimdi büyük Amazon kadını yaklaşmaktayız. Göğüssüz, kocasız, şaşırtan, hayret edilen veya aya tapan savaşçı cesur kadınlar. Gelin şimdi size Amazon kadının heykelini gezdireyim. Ve birinci ve ikinci aslan heykeline. Bakın çok da sinirli. Ben yani çok herif oldum. Çok güzel çıkıyor ama ben de istiyorum. Aslanlar. Haftanın top partisinden sonra aslanın içini yapsanız ya. Bakın fotoğrafınız olacak. Bakın buraya bakın. Tarda. Tarda. Tarda Flardun. Oymadımak, dönönönönönü, oymadımak, dönönönönönü, oymadımak. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. İçim bir koşasım var. Bir koş bakalım. Koş, 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 koş. Duygu ve düşüncelerinden bahset. Çok heyecanlıyım. Babam da heyecanlı. Az biz önce sen bahsediyorsun. Çok heyecanlıyım. İlk hedefim şu. İlk dans halletmek, kazasız belasız. Nereden ekledik dönmeyi, açılmayı hiç bilmiyorum. Bana sorulmadı zaten. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Gelen insanları memnun etmek için elimize geleni yapacağız. Sen heyecanlı mısın? Evet, düğün günü geldi. Kardeşim evleniyor bugün. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum onun için. Şimdi Enes'in evine indim. Aynı apartmanda annemlerin eviyle Enes'lerin evi. Şimdi yukarısı biraz kalabalıklaşmaya başladı. O yüzden hazırlanmak için ben de buraya indim. Şimdi sakallarımı falan bir düzelteceğim.
Evet, sakallarımı kestim. Normalde çene kısmını biraz daha uzun bırakıyordum. Ama bugün düğün olduğu için tamamen kısalttım. Yanağımda çıkan sakalları aldım. Ben bugün Philips Van Blade'in 1 numaralı başlığını kullandım. 3 ve 5 numaralı başlıkları da var. Çok kolay değiştiriliyor ve sakalınızın uzunluğunu kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Ve başlıksız halde gerçekten çok iyi alıyor. Özellikle şu yanak bölgelerinde çıkan sakalları inanılmaz yumuşacık şu an buram. Van Blade'i bir süredir kullanıyorum ve gerçekten çok memnunum. O yüzden sizinle de detaylı olarak paylaşmak istedim. Evet, şimdi yukarıya çıkacağım. Saçım başımı yapacağım. Hazırlanmaya devam edeceğim. Yavaştan arkadaşlarım da gelir zaten. Sonra da güne devam edelim. Bir kazan pilav. Şuna bakın. Gerçek anlamda kazan. Burada Samsun pideleri var. Evet Enes Bey, heyecanlı mısınız? Çok heyecanlıyım. Çok da değilim de heyecanlıyım. Diğerlerini bekliyoruz şimdi. Enes geldi, o giyinecek. Onun giyinmesini bekliyoruz. Sonra yavaştan çıkacağız. O kadar kalabalık ki şu anda. Açma abi. Bir saniye. Açsana şey abi. Heh. 3 tane mi var bundan? Yakında alacağınız. Takıyor mu? Yanaktan mı? İşte. Kemer bunun içinde. Kalkmıyor rakam. Şöyle. Tamam. Önden. Tık. Önde takıp sonradan evet, geçecek. Sonra ayır ama. 146 yapacağım. Ne oldu? Onun ipini ipinden geçeceksin kancayı abi. Askı yap da. Biraz gömleğimi içeriz gömleceğini. Efendim? Tamam, Bedo kapıyı açsana. Bu çok önemli sahneyi bana vermeniz beni çok geriyor şu an. Kadro. Hadi sözü resle. Bir şey yapabileceğim mi? Başka abi. Nasıl oldu? Çok güzel. Hoş geldin. Cümleler selamünaleyküm. Ay hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Baş. Hadi geç oynayalım bir gelsin. Burhan'ı terliyorum zaten az. Size gözükmeye geldim iniyorum. Evet, gelin arabası hazırlanmış. Çiçekler. Fiyonklar. Arka tarafa bakıyoruz. Esra ve Enes yazısı. Güzel. Oo, zarflar da hazırlanmış burada. Boş zarflar. Çoluğa çocuğa ümit dağıtılacak. Aa, bize bağlamışlar zaten bakın. Düğünümüze hoş geldiniz yazıyor. Hadi Ahmetlerinkine takalım. Tamam hadi. Bir tane de kayıt. Havlumuzu bağlıyoruz konvoy araçlarına. Kornaya basmayı unutmayın. Hadi. Hazır mıyız? Yakışıklı oldum ha. Bando da geldi. Bando niye geldi? Ben anlamıyorum bu işlerden. Çok utandım da geriyim. Abi kapattım.
Şimdi düğüne geldik, salona gireceğiz. Gelen insanların dedikodusunu yapıyoruz şu anda. Hayatımda daha önce bir kere gördüğüm insanları tekrar görüyorum ve çok tuhaf geliyor bu. Ve böyle işte genel bu tarz şeylerin en güzel yanı bu be. Böyle birilerini görüyorsun, o insanı daha önce de görmüştün. Bu insanla görüşeyle hayatta çok şey değişmiş oluyor. Mesela bak şu sarı saçlı kadın, yani gerçekten çocukluğumdan bir karakter, biliyor musun ya? Tanıyorum yani, çocukluğumda annemin arkadaşıydı yani. Şimdi beraber masadaki çiçeği inceleyelim. Burada da kuru pastalar var. Ay, yeri çekiyorum. Heh, Arda'yı çektim. Arkadaşlarımız geliyor. Yakalandım. Oynuyordum kameramla. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ay, ters yöne gitti. Rahat geldik, güzel konvoyumuzu yaptık. Çok severim ben bas bas kornaya basmayı. Heyecan var mı? Heyecan var mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Seyredin şimdi beni. Çok güzelsiniz. Çok heyecanlı olduğumu görünüyor mu? Hatırlayın, kafanızdan tekrar edin. Provayı tekrar edin. Hazır, heyecanlandım. İki sağ bir sola. Tamam, buyurun. Çalmayı biliyor musun? Vuracağım bunu o olmaz. Sen bize gel. Hı. İyi valla abi. Aynen. Sabah.